Merhabalar. Merhaba Tuna Bey, hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim, hoş bulduk. Tuna dersen sevinirim, beyi boş ver. Tamamdır. Tamam, Tuna Bey, Eyvallah. okey. Aynen. Tamamdır. Doğuş Bey, siz de hoş geldiniz. Diğer arkadaşlar, siz de hoş geldiniz. Onu doğuş Abi, de tam Doğuş diyeyim. Tamamdır. Daha katılan var galiba. Biraz bekleyelim mi, başlayayım mı? İstersen. Tamam, Yavaştan yavaştan başlayalım. başlayabiliriz. IVT Project olarak yanlış hatırlamıyorsam dördüncü konumuz Tuna Pınar. Katılan arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Başlamadan önce bir bilgilendirme mesajı okumam gerekiyor. Şu anki yayınımız kayıt altına alınıyor. Sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. O yüzden sizi bilgilendirmem gerekiyor. Tamamdır. Başlıyorum. Tamam. Öncelikle Tuna hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkürler. IVT Project olarak bugün size, sana birkaç soru hazırladık. Onları Süper. soracağız. Hepimiz genç, sektöre atılmak isteyen ve meraklı arkadaşlarız. O yüzden ilk sorumla başlıyorum ben. Tabii Bu ki. arada sorularımız biraz acımasız. Rahat ol. Seni terletebilir. Tamam. Zaten terliyorum, merak etme şu anda. Tamamdır. 110 kilo olduğum için terlemekte sıkıntı yok. Tamamdır. Okey. Öncelikle ne iş yapıyorsunuz? Nasıl bir sektördesiniz? Daha sonrasında bu sektöre nasıl atıldınız? Kısaca bir kariyer hayatınızı ve kendi hayat hikayenizden bahsederseniz bizim için bir giriş olacaktır. Şimdi öncelikle reklam sektöründeyim ama yaptığım iş satış. Tamamen satış aslında. Hani işten bağımsız olarak söylüyorum bunu. Çünkü yaptığım işin temelinde ne kadar teknik detaylar olsa da %70'i insan ilişkisi ve satış. Yieldbird isimli firmanın satış danışmanlığını yapıyorum aslında. Kendi firmam da var, Brand Park Plus diye. Nasıl buralara geldim? Hani üniversite, lise, ortaokul hayatı çok tembel bir öğrenciydim. Bir kere onu açık açık söyleyeyim. Üniversiteyi 6 senede bitirdim. Yaz okulları dahil buna. Ondan sonra ama bitirdim. Hani bir avantajı oldu bana. Elektronik mühendisliğini bitirdim. Hani severek yapmadım ama üniversite sonunda şu andaki işte evliliğimin ilk şeyleri orada atıldı. İki tane çocuğum var. Ve elektronik mühendisliğin getirdiği yani bir şeyi öğrenmek istiyorsam nasıl, nereden öğrenebileceğimi kısa zamanda çözebilecek bir yetenek kazandırdı bana mühendislik. Onun dışında herhangi bir şey alamadım arkadaşlık dışında. Sonra Alcatel'in bir firmasında başladım satış temsilcisi olarak. Sonra Siemens'e geçtim. Orada ürün yöneticiliği yaptım. Ama hayatımda hep böyle U dönüşler oldu. Hani işte hem iş hayatında hem sosyal hayatta da. Ondan sonra Siemens bizim bölümü kapattı, etti derken bir anda U dönüş yaptım. Brand Park diye bir firma açtık arkadaşımla. Reklam ajansı. Ben işin dijital tarafındaydım. O reklam mezunu olduğu için konvansiyonel tarafa geçti. 7 sene bu şirketi götürdük. 7 sene sonunda battık. Kapattık şirketi de. Ondan sonra yani nasıl batıldığını, neler yapman gerektiğini, nelere önem vermen gerektiğini hepsini orada gördüm. Çünkü sermayesiz kurmuştuk. Tamamen kendi işte emeğimizle bir yerlere geldik. Bir ara 25 kişiye kadar çıktık ama en büyük hatayı orada yapmışız. Çünkü finans kökenli olmadığımız için. Ondan sonra bir Evet. o finans müdürü, CFO dedikleri kişi de şirkette olmadığı için maaş ödedik, vergi ödemedik falan derken müşteriler gidince butik ajans zaten. İyi işler yaptık burada. Bayağı işler yaptık. Reklam çekimleri yaptık ve bir sürü web sitesi yaptık. Sonra battı şirket. O sırada da LinkedIn'i ben çok kullanıyordum. Brand Park zamanında. İşte müşterilere ulaşmak için. Türkiye'de bu sadece. Orada belli işte insanların beni belli konularda önermişti. İşte burada iyidir, bunda iyidir diye. Ve sonuçta da Yieldbird bir mesaj geldi Yetbat'tan. Dedi ki biz böyle bir şey yapıdayız. Marketing Insider arıyoruz. Yani her ülkede bir testçi arıyorlar. O sırada tam son dönemleriydi Brand Park'ın. Dedim yapamam, çok işim var. 3 ay sonra geri döndüler. Bir daha denemek istiyoruz. Biz başka denedik, olmadı. Tamam dedim. 2015 yılıydı galiba. 2015 yılıydı. O gün bir başladık. O günden beri Yetbat'la devam ediyorum. Yetbat ne yapıyor? Programatik reklam yapan bir firma. Ona geleceğiz. Çok Tamam. teşekkürler. Güzel bir giriş oldu. Arkadaşlar sorusu olan var mı?
Chat'i de kontrol edeyim aynı zamanda. Galiba yok. Devam ediyorum ben tekrardan. Diğer sorum. Yabancı dil bilmenin avantajlarını ciddi manada hissettiğiniz bir dönem oldu mu? Hani iyi ki biliyorum ya da keşke bilseydim dediğiniz bir dönem. Şu anda oldu. Yani yabancı dil ortaokulda, bundan sonra lisede, üniversitede hep yabancı dille okuduk. Hı-hı. Ama hani öğreniyorsun da konuşamıyorsun. Sıkıntı orada. Ne zaman ki Yitbird'de çalışmaya başladım, o zaman günde 7-8 tane toplantı yapıyordum yurt dışındaki insanlarla. Bir yılda İngilizcem öyle bir gelişti ki ben bile inanamadım. Ve şu anda onun faydasını şöyle görüyorum. Çok rahat şekilde, akıcı şekilde İngilizce, yani TOEFL'a girsem kalırım büyük ihtimalle ama gramerden. Ama çok rahat şekilde kendimi ifade edebiliyorum her konuda. Onun bir güzelliği var. Hani bunun artısı ne? İngilizce biliyor olman. Hani daha artısı 2-3 tane daha dil biliyor olman daha iyi bir şey. Evet. Ama sadece Türkiye'de yabancı dil öğrenilmiyor maalesef. Onu da söylemekte fayda var. Peki. Arkadaşlar tekrar soruyorum. Sorusu olan varsa çekinmeden hazır Tuna'yı yakalamışken burada soralım. Vurun vurun. Tamamdır. Yok galiba. Çalıştığınız şirketin veya kurumun sosyal imkanlarını yeterli buluyor musunuz? Yani sizi tatmin eden bir şirket mi? Ya da size sosyal bir mutluluk sağlayabiliyor mu? O biraz ne aradığına bağlı bence. Benim ben direkt yıl doğrudan bir elemanı değilim. Kendi firmam olduğu için onlara fatura kesiyorum aslında. Kendi şirketimde bana sağladığı tek bir tane bir şey var. O da gelir. Başka bir şeyi yok. Ama ne istediğine bağlı. Yani bir sürü firmada şimdi yanaklar denilen, farklı sosyal hizmetler, işte avantajlar sağlayan, bunu kullanan, insanlara daha rahat bir çalışma ortamı yapmak için, vermek için firmalar var. Ama aslında bu pandemi her şeyi değiştirdi. Yani evet. Kimisi diyor ki performanslar arttı evde çalışanlara ama kime göre? Mesela benim iki tane çocuğum var, ben evde çalışamam. Ama atıyorum çocuğu olmaya evlenmemiş, yani evde rahat olanlar çalışabiliyor ama bu pandemi bunu bence tamamen değiştirdi. Bundan sonra da hani senin için önemli olan kariyer mi yapmak, daha fazla para kazanmak mı? Bunu belirledikten sonra o şirketin sana verdiği şeyleri değerlendireceğin bir ortam, terazi oluşuyor. Bunu evet, iyi belirlemek lazım. Pandemi demişken pandemiyle ilgili bir sorum da var benim. Onu da sorayım hemen. Pandemi sürecinde çalıştığınız şirketin ya da işte içinde bulunduğunuz işin ya da kurumun çatısı altında bulunuyorsunuz şu an. Size sunduğu imkanlar ya da çıkarttığı zorluklar var mı? Yani şey çok farklı. Polonya'da işte bu benim Yitbird çalıştığım firma Polonyalı firma. Şimdi Türkiye'de değil. İnanılmaz kültür farklılıkları var, çalışma farklılıkları var. Bir de aynı zamanda bir firma, bu mesela global olmaya çalışan bir firma. O yüzden çalışanlarına farklı farklı bir sürü şey sunmaya çalışıyor. Onları mutlu etmeye çalışıyor. Ama bunun temelinde global olma hedefi olduğu için. Şimdi Türkiye'de de bir sürü firmada çalıştım. Ben de bir işverendim. Gerçekten şu anda bazı yaptığım şeyleri yanlış buluyorum. Mesela ne, hani metin yazarı vardı. İlla diyordum ki 9'da gel. Neden? Çünkü Siemens'te çalışırken sabah 8, akşam 5 çalışıyordum. Sabah 8'de işteydim. Reklam ajansına geçince sabah 9'da geliyor insanlar, 10'da geliyor. Ben bir baskı yaptım. Baktım iş çıkmıyor bu sefer. Şimdi bazı şeyleri o zaman öğreniyorsun. Ama genel olarak şirketler bunu bence sevdi biraz. Ama hala o eski bağlılıklarını da koparamıyorlar. Eski yöntemlerinden, geçmişten gelen. İşte illa işe geleceksin, illa şunu yapacaksın, saat 9-5 falan. Ama yavaş yavaş kopacaklar diye düşünüyorum. Anladım. Bu arada kısa bir hatırlatma yapayım. Tuna, seni LinkedIn'dan istedikleri şekilde ekleyebilirler değil mi? Herhangi bir çekinmeleri aynen, olmaması zaten ekledi, gerekiyor. Ekledi tamam, arkadaşlar. Ben okay. De kabul ettim. İstedikleri şeyi sorabilirler orada. Çünkü amacımız sektörden insanlar tanımak ve onlarla bağlantı kurmak. Devam ediyorum tekrardan ben. Biraz daha yaptığın iş hakkında detay verebilir misin bize? Nasıl bir iş bu? Yani bu aslında biraz da yönetici bir basın da var galiba. O yüzden biraz yaptığın işin hakkında detaylı bir şekilde bize yelpaze sunarsan biz de kafamızdaki soru işaretini gidermiş olacağız. Şimdi bu işin temeli reklam. Hani reklam dediğiniz zaman illa televizyondaki reklam veya farklı bir yerdeki reklam değil ama bir ağacın dallarından bir tanesi aslında. Çünkü temelde iki tane yer var. Bir tanesi reklam veren, bir tanesi de yayınlayan. Bir de üçüncü var, önemli olan gören, bunu alan.
Bu benim çalıştığım firma yayınlanan tarafta. Nerede? Yayıncılarda, dijital yayıncılarla çalışıyor. Bunlara ne yapıyor? Ben gidiyorum diyorum ki işte atıyorum bu bir X haber sitesi olabilir yurt dışında veya Türkiye'de. Sen diyorum Google'dan belli bir para kazanıyorsun. Ama bunu kaç kişiyle yapıyorsun? Bir kişiyle, iki kişiyle yapıyorsun. Benim yanımda bir işte yapay zeka var. Senin reklam alanını en iyi şekilde değerlendiriyor. Aynı emlak gibi düşün. İşte bir evini kiraya vereceksin. Emlakçıya gidiyorsun. Ben daha iyi veririm diye ona veriyorsun. Aslında mantık bu temelinde. Ondan sonra programatik reklam firması. Programatik reklam da tamamen açık arttırma usulü reklam. Evet. Yani orada bir alan çıktığı zaman kişi sen siteye girdin. O reklamı görmeden önce senin bütün datalarını alabildikleri dataları alıp bir havuza atıyorlar. Reklam verenler de daha önceden buna teklif vermiş. Diyor ki ben böyle bir kullanıcı gelirse işte atıyorum ayakkabıya baktıysa daha önceden Nike diyor ki ben 1 dolar veririm, Adidas diyor 2 dolar veririm. Onu oradan oraya yönlendiren. Bu firmada oradaki optimizasyonu. Yani 1 doları değil de 1,5 dolara satmaya çalışan bir firma diye düşün. Anladım. Anladım. En temel şekilde, basit şekilde bunu öyle anlatabilirim yani. Çok teşekkürler. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Ben bir Evet, ben soru bir soru sordum. sormak istiyordum ama. Ha, tabii buradayım. Tamamdır. Ben Bartu Bütün. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor. Merhaba Tuna Bey. Merhabalar. Böyle bir soru sormak istiyorum. Kendi işimi kurdum dediniz. Hani işveren olarak verdin dediniz. Sonra şu an uluslararası bir firmada çalışıyorsunuz. Siemens'te çalışmışsınız. Yani bu özel sektör, işveren olmak arasındaki fark ne? Hani siz hangisi daha iyi hani ifade ediyordunuz kendinizi? Ya şu an mesela daha mı mutlusunuz yoksa o işte daha mı hani iyiydiniz? Ya işveren kimliğiniz mi daha iyiydi yoksa şu an mı daha mutlusunuz? Yani şöyle söyleyeyim, çalıştığım her yerde eğlendim. Onu bir kere söyleyeyim yani. Çünkü her gün gidiyorsunuz anladın mı? 9'dan 5'e kadar işte eşinizden, çocuğunuzdan fazla işveren de olsanız, çalışıyor da olsanız o insanlarla berabersiniz. Ve bunu yıla yaydığınız zaman onlara daha çok vakit geçiriyorsunuz. Ve orada bir şekilde hem iyi iş yapmanız lazım hem de eğlenmeniz lazım bence. Ve bunu yaparken de hani mutlu oluyorsunuz bazen, bazen olamıyorsunuz. Hani sosyal hayat devreye giriyor. Sosyal hayatınızı, iş hayatınızı bir şekilde ben hiç karıştırmamaya çalıştım. İşte bir şirket battı yani. Ama o karıştırmamak lazım. Yani şizofren bir hayat yaşamak zorunda kaldım ben hep. Bir yerde çok mutlu, bir yerde mutlu olabilir. Ya da mutsuz, evde mutlu ama eve hiç getirmemeye çalıştım. Önemli olan bence burada insan ilişkisi birincisi. Hani insanlarla iyi geçirmek. Çünkü işte hani egosu olan insan var, değişik konuşan insan var, küfür eden insan var. Tiki olan insan var. Ya bir sürü farklı insanla çalışıyorsunuz. Anladın mı? O yüzden insan ilişkilerinizin iyi olması lazım. Benim de hani kendi açımdan söyleyebileceğim en hani ön plana çıkan yeteneğim insan ilişkilerim iyidir. Ondan sonra işveren olmak daha farklı. Bir şekilde yönetiyorsunuz. Ama işte kurumsal bir firmada olabilirsin, butik bir firmada olabilirsin. Butikte her şeye bakıyorsun, kafan iyice dağılıyor. İkincisi de yönetmek. Hani bu sadece çalışanı yönetmek değil, yöneticinizi de yönetmeniz lazım. Çünkü sizden bir sürü istekler oluyor. Bazılarını yapamayacaksınız. Bazen aynı anda 3-4 tane projeyi götürmeye çalışıyorsunuz. Ya vakit yok. Bir yandan da yöneticinizi de yönetmeniz lazım. Mesela kurumsal firmalar çalışanlarına böyle eğitimler de vermeye başladılar şimdi. Şimdi öbür türlü kendi dikime gideceğim derseniz eninde sonunda bir yerde bir sıkıntı çıkıyor, bir yerde patlıyor. Gideceksiniz tabii ki. Ama limitleri de bilmek gerekiyor insan ilişkilerinde. O yüzden mutlu olmaya çalışın, eğlenmeye çalışın. Bence en güzeli bu. Çok teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Benim bir sorum olacak. Merhaba Tamamdır. Tuna Bey, ben Sinan. Merhabalar. Şirket batırmak nasıl bir psikoloji? Bunun altından nasıl kalktınız? Ya biz de şu anda Eskişehir'deyim. Ben üç arkadaşımla öyle küçük bir sosyal medya ajansı kurduk. Yani ay sonunda o parayı alamayacak olmanın korkusu bile. Yani 1.500 lira atıyorum. O bile bizi bu kadar geriyorken daha büyük ölçekte bir şirketi batırmak ve bunun altından kalkmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Kalkamıyorsun bir kere yani o bırakmıyor seni tamam bir şekilde devam ediyor onu yani hayata devam etmen lazım. Şimdi ben şirket battı diye otursaydım mesela ortağım öyle yaptı. Dedi ki ona ben 3-4 ay ara vereceğim dedi hani şirketi kapattık. Dedim ben veremem benim vaktim yok öyle bir lüksüm yok yani. Ben yine çalışmak zorundayım dedim ve çalışmaya devam ettim birincisi o. İkincisi de rahmetli dayımın bir lafı vardır o da işte restoran işletiyordu.
Tuna dedi yani bir işi yapacaksan diyor, tamam mı? Ve rahat etmek istiyorsun. 2 yıllık masrafların cebinde olacak. 2 yıllık, tamam mı? Sen şimdi sosyal medya ajansı açtınız. Aylık masrafınız vardı. Nereden baksan kira da veriyorsan ben sana rahat söyleyeyim 10-15 bin lira masrafınız olabilir. Tamam mı? 2 yıllık cebinde yoksa stres başlıyor işte orada. Çünkü müşterilerle çalışıyorsun. İşte bu olay oldu, ödemeyecekler, ödeyecekler. Müşteri gidebilir, başka yeri seçebilir. Ondan sonra rahat olmuyorsun, stres yapıyor. O yüzden dedim şizofren hayatı yaşıyordum ben. Yani işte bambaşka bir durumdaydım. Ondan sonra şeyde evde bambaşka bir durumda. Eve getirmemeye çalışıyordum. Ama oflayıp poflayıp üzülerek de vakit geçmiyor. Yani bir şekilde hani gaza gelmen lazım. Mesela kendini gaza getirecek bir yöntemin varsa onu yap. Büyük bir sıkıntı olduktan sonra. Ben mesela kulaklığı takıyordum. İşte ne bileyim gaz bir müzik açıyordum. Başlıyordum yürümeye. O sırada bir düşünmeye başlıyordum. Hani bir şekilde bak bu sefer bunu yaparım diye ertesi gün onu yapmaya başlıyordum. Ondan sonra ortak ilişkileri çok önemli. 3 arkadaş dediniz. Hani sadece sen değil onların da şeyleri çok önemli. Kafa yapıları, ne durumdalar. Çünkü onları da yönetiyorsun. Ama dünyanın sonunda değil ne olursa olsun. O yüzden hiç bunları kafan takmadan devam etmeye çalış. Takıyorsan da belli bir süre sonra tak yine devam etmeye çalış sonra. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sorusu için teşekkürler. Bu arada sosyal medya ajansını da beraber yürütüyoruz. Az önce bahsetmiş. Devam edelim. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok galiba. Ben o zaman kendi sorumdan devam edeceğim. Çalıştığınız ortamda alt üst ilişkileri nasıl, ne derecede sizi rahatsız ediyor mu? Ya da siz böyle bir baskı uyguluyor musunuz çalışanlarınıza ya da takım arkadaşlarınıza? Gerekiyor mu ya da böyle bir şey? Gerekmiyor bence. Çünkü işte hani soruda bile var, anladın mı? Hani bence bu bir nevi ırkçılık. Neden ırkçılık? Şimdi alt üst zaten ayırmaya başlıyorsun, anladın mı? Sen altsın, sen üstsün. Bunlar önemli şeyler değil bence. Çünkü mesela ben şimdi 39 yaşındayım. Şimdi Yiğitbörd'de bağlı olduğum kişi kaç? 32 yaşında. Hiç sorun değil benim için. Hiç takmıyorum böyle bir şey. Ondan sonra ilişki önemli olma orada. İlişkiyi iyi kurabiliyorsan. Çünkü karşıdaki de bir insan. Sen de bir insansın. O da bir insan. Sen ne kadar da aman yöneticim diye yaklaşırsan o da sana ne, öyle o kadar çalışalım diye yaklaşır. Ama ne kadar abi abla işte ne bileyim kardeşim işte ne bileyim bunu kurabilirsen de güven verebilirsen, sana güvenebilirse o kadar daha iyi oluyor. İşte o yüzden dedim hani yöneticiyi yönetmek de önemli, çalışanı da yönetmek de önemli. Ama tabii herkes de belli bir sınırını biliyor tabii ki. Yani bu iş hayatı olduğu için artık evde değilsin, okulda değilsin. Hani okulda bile öğretmene saygıyla büyüdüğümüz için orada da bir saygı oluşuyor ama bir yandan da o sosyal ilişkileri iyi kurmak lazım. Yöneticinle de çalışanınla da. Peki. Arkadaşlar sorusu olan var mı? Benim bir sorum olacaktı. Merhabalar Tuna. Merhabalar. İlk başta belirttiğiniz bir Siemens'te çalışma hayatım oldu demiştiniz. Ben şunu merak ediyorum. Sizce reklam tarafı mı daha avantajlı yoksa marka tarafında çalışmak mı daha fazla avantaj sağladı size? Yani bunlar nelerdir veyahut da var birbirinin avantajları, bunu merak ediyordum ben. Vallahi avantajları biraz kendiniz yaratıyorsunuz. Şöyle mesela Siemens'te Yiğitbörd'ü karşılaştırabilirim. Siemens'te gerçekten CEO vardı. Tamam, bir hiyerarşi böyle. Alman yapısı olduğu için de böyle. Hani üst kademeye çıkarken böyle parçalana gidiyordum. Mesela Yiğitbörd'de Polonya'da böyle bir şey yok. CEO ile yemeğe gidiyorsun, içmeye gidiyorsun, şunu yapıyorsun. Bundan sonra kendi ajansına karşılaştırdığım zaman da hani dediğim gibi çok açıktım. Herkesle oturup konuşuyorduk, ediyorduk hani. Avantajları falan farklı. Ama eğer ki kafanda işte kurumsal firma mı, işte kendi işimi kurmak mı varsa deneyip görmek en mantıklıdır. Çünkü işte 22 yaşında üniversiteden mezun oluyorsun. İşte emeklilik yaşı 65'te. Hani belki önceden iyi bir satış yapıp zengin oldun, eyvallah. Ama o arada kaç sene var işte? Nerede baksana 40 sene var. 40 sene zaten bir şirkette geçmez. Ondan sonra hatta işte master yaparken bu insan kaynakları ilgili ders vardı. Orada bir şey dediler. Yani 4 yıl. Bir sene bir şirkette çalışabilecek sene maksimum sene. 4 yıl. Neden 4 yıl dedim.
4 yıl sonra bağlanıyorsun şirkete artık. 4 yıldan sonra işte yok tazminatmış, ilişkisiymiş falan filan derken bir şekilde bağlanıyorsun. Ama 4 yılda eğer değiştirmek istiyorsan değiştirdiğin zaman daha fazla maaşla gidebilirsin. Mutlu olabilirsin veya olamazsın. Ama denemeden hiçbir şey göremezsin. Ama ikisinin avantajları, dezavantajları karşılaştırmak çok doğru değil bence. Çünkü bir tanesinde risk var, bir tanesinde risk çok az. Maaş alıyorsun, bir tanesine maaş veriyorsun. O yüzden sinir stresi karşılaştırırsan, evet kendi işine sahip olmak daha sinir stresli. Bir yerde çalışmak o kadar stresli değil bence. Bir soru daha sorabilir miyim? Tabii tabii. Ben işim biraz da yazarlık kısmıyım. Bu zamana kadar hep stajlarımı yazarlık üzerine yaptım. Ve yani ileride herkesin hayalidir tabii de kendi ajansını kurma gibi bir hayalim var. Bu konuda karşılaştığın zorluklar nelerdir? Hani bu konuda nelere karşı önlem almalıyız veyahut da ne yapmalıyız? Onu merak ediyorum. Yani gidişat nasıl olur? Yani tavsiyem akıllı olma. Neden akıllı olma? Şirket kurarak kurmadan da para kazanabilirsin. İlla şirket kurmana gerek yok. Bir tane şahıs şirketi açarsın. Oradan da iş yaparsın. Ondan sonra şirket kurmadan iş yaparsan daha çok para kazanırsın. O yüzden hani şirket kurma gibi bir hedefle gittiğin zaman işin içinde biraz at gözlüğü takıyorsun. Tamam mı? Mesela yazar olarak şimdi Türkiye pazarı da biraz zor bir pazar. Neden zor bir pazar? Çok rekabetçi. Birincisi. İkincisi verilen paralar az. Ondan sonra ilişki kurman biraz zor. Yine o en düşük şeydeki risk bence. İlişkini kurabiliyorsun. Ama çok rekabetçi. Ben Yieldbird'den sonra onu anladım. Mesela şu anda ben işte firmam var, Brand Park Plus. Hani yapmak istediğim şey aslında şu anda oluşturmak istediğim şey yurt dışında global olmak isteyen veya Türkiye'de global olmak isteyen firmalara gidip arkadaşlar Türkiye'de okeysin ya da ne bileyim farklı bir ülkede okeysin. Ben seni yurt dışına açmak istiyorum. İşte bunun için şunları bunları yapacağız. Danışmanlık hizmeti vermek. O yüzden Türkiye'den çıkarsam yazarlık da olsa ondan sonra bence riski azaltırsın. Bir de orada yaptığın işlerden dolar, euro kazanırsın. Daha farklı bir gelir şeyin olur. Ama sadece Türkiye'de bu işi yapmak istiyorsan dediğim gibi at gözlüklerini takıyorsun bu sefer ajans ajans dolaşıyorsun, müşteri dolaşıyorsun. Kanalların hep açık olması lazım yani bence sırf yani ben şu anda birisi gelse bana da al şu kadar para vermeye çalış okey derim ben bırakırım her şeyi şirketimi de kapatırım giderim. Böyle bir söz sonra onların şeyini yapma mukayesesini yapmıyorsun yani ama akıllı ol gelir giderini tut bir finansçı da kesin görüş şirket kuracaksan muhasebecin iyi olsun onlar çok önemli çünkü işi zaten biliyorsun onları bilmiyorsun o yüzden onlar önemli yani. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Devam ediyoruz. Arkadaşlar başka sorusu olan var mı? Yok galiba. Tamamdır. Hazır böyle finans para mevzuları açılmışken bir soru soracağım size. Ortalama yeni başlayan işte programatik reklamcılık yapacak ya da işte performans pazarlaması ya da işte dijital reklamcılık alanında çalışacak bir insan. Yeni mezun işe girecek. Ne kadar para kazanıyor İstanbul'da, Türkiye'de işte ya da bu işi yapan insan ne kadar para kazanıyor? Ben şöyle bir soru söyleyeyim. Hani içinizden birisi de cevaplayabilir bunu. Ne kadar para kazanmak istiyorsunuz? Üniversiteden mezun oldunuz, ne kadar para kazanmak istiyorsunuz? Hani içinizden gerçekten açık açık söyleyeyim bunu. Neden diye soracaksınız. Şimdi bu işler gizli kapaklı yürüyor Türkiye'de, evet. Çoğu yerde de. Ama böyle daha açık firmalarda adam diyor ki ben yıllık bu kadar vereceğim diyor. Başından işin şeyi açmış, şeyini açmış diyor ki yıllık işte 10 bin dolar, 20 bin dolar, işte 1000 dolar neyse. Yazıyor sen ne olacak şimdi Türkiye'de yok. Bence bu çok yanlış bir aktarışım. Bana da çok yaptılar onu. Neden? Mesela Alcatel'den Siemens'e geçtiğimde Alcatel'de ben işte 1000 lira alıyordum. Tamam mı o zaman? Ondan sonra Siemens'e görüşmelere bir sürü yere görüşmeye gittim. Oradan çıkmak istiyordum. En sonunda Siemens böyle çağırdı. Oturup konuşuyoruz. Ne kadar istiyorsun? 2,5 dedim. Tamam mı? Böyle falan baktılar. Sonra insan kaynaklarına gittim. Bana zarfta teklif yaptılar. Ben teklifi bir açtım. 4400 brüt yazıyor. Tamam böyle kaldım. Gözüm açıldı. Yani o işini vermek de istemedim o anda ama bir anda şaşırdım yani. O yüzden ne istediği çok önemli. Ama genel olarak bunun soruya cevap vermemi istiyorsak çalıştığın, evet. İşte çünkü firmalar şöyle yaklaşabiliyor. Ya işte bak burada çalışacaksın, tecrübe kazanacaksın. Saçma sapan bir şey bence. Anladın mı? Yani çünkü şunu diyorum, şunu örnek verebilirim. İş görüşmeleri çok yaptım.
Ama hep dediğim şuydu, bir yerle görüşürken, bir yerden maaş isterken, arkadaş benim istediğim para şu anda işte atıyorum 4.000 lira, 5.000 lira, tamam mı? Bunu söyledikten sonra şunu söylüyorum. Neden bunu istiyorum biliyor musunuz diyordum. Çünkü 5.000 lira benim aylık işte olarak geçirmem gereken ve biraz da kendime harcamam gereken belirlediğim fiyat bu. Ve bunu alabilirsem ben bir daha parayı düşünmeden tamamen işe konsantre olarak, sizin işinize konsantre olarak bu para mevzuna hiçbir şey düşünmeden tam anlamıyla size odaklanıp çalışabilirim. İşte o yüzden istediğim şey bu. Aslında bu sorunun ikinci şeyi, hani sorarlarsa da ederlerse de böyle bir şey de söyleyebilirsiniz. Bu neden de bu. Neden belirtmeniz gerekiyor? Ama bir yandan da her firmanın da kendi belirlediği bir şey var, skala var. Diyor ki ben 2500 vereceğim. Sonrasında bunu söylüyor. İşte zaten saçmalık burada. Ne kadar istiyorsun? 5000. Ama biz 2500 diyoruz. Onu söylüyoruz bu önceden. Evet. O yüzden ama ortalama üniversiteden mezun oluyorsanız şu anda butik ajanslar, ne bileyim işte 2500-3000 de var biliyorum. Biraz daha kurumsal, belki biraz daha yukarı çıkabiliyor. Ama tabii o karar her zaman kişinin. Teşekkürler. Benim için gayet yeterli bir cevaptı. Hatta çok da açık bir cevap oldu. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Galiba yok. Tamam, ben devam ediyorum. Bu arada sizin bize de sorunuz olabilir. Hep biz size soruyoruz. Evet, siz de bize sorabilirsiniz yani. Tamam. Onu da belirteyim. O zaman biraz daha böyle sosyal bir soru sorayım size. Emekli olunca ya da işte bu işleri bırakma düşüncesine girdiğiniz anda böyle başka bir işte sahil kasabasına yerleşme gibi bir rahat bir hayat planınız var mı? Daha yok. O da şu yüzden ya o düşünmedim. Hala düşünmüyorum. 30 yaşına geldim hala onu düşünemiyorum. Mesela şöyle bir nedeni bağlayabilirim. Bu Brand Park zamanı Yeşil'e çalışma yaptık. Yeşil'e bir reklam kampanyası falan. Gittik psikologlarla görüştük. Yeşil'in o zaman bundan kaç? 5, 6, 6, 7 sene önce galiba. İşte reklam kampanyası yapacak. Devletten bütçe almış falan. Gittik görüştük biz de. İşte 5 tane 6 tane ana böyle karşı oldukları şey var işte. Alkol, markol, nargile, uyuşturucu. Bir de fuhuş vardı. İşte fuhuş koymuşlar. Ondan sonra psikologlar dedi ki yani gençlere hitap etmek istiyorsanız negatif bir şey söylemeyin. Çünkü gençlerin buradan girer buradan çıkar. Yani ölüm. İşte atıyorum, emeklilik hani çok genç olduk düşünmüyor onları zaten. O yüzden hala düşünmüyorum ben. Ama yavaş yavaş da gelmeye başladı aslında emeklilik. Böyle etrafımdaki arkadaşlar da benim yaşımda olduğu için onlar da bir şeyle şey konuşmaya başladı. Ama hiç emekliliğinde ne yapacağımı ne edeceğimi hiç karar vermedim. Yapmadım da. Çok da uzun böyle plan yapan bir insan da değilim ben. Yani biraz da günlük yaşıyorum. Ama hani ne dersen ne bileyim işte durumum çok iyi olsun isterim birincisi. İkincisi de ne bileyim hala ne bileyim gidip böyle yapmadığım şeyleri yapayım isterim. Ne bileyim, dalga sörfü yapmak, paraşütle atlamak, bir şeyler yapmak. Hani öyle ekstrem bir şeyler yaparsam iyi olur. Anladım. Bu soruyu sormamın sebebi şu. Ben de sizin sektörünüzde çalışmayı çok istiyorum. Onun için uğraşıyorum. Kısmen çalıştım, bıraktım. Hani belli bir yaşa geldikten sonra o iş yükü ya da işte işin verdiği zorluk sizi böyle bir şey itiyor mu diye sormuştum. Cevabını aldım. Çok teşekkürler. Ben bir soru sorayım. Buradaki tamam. Arkadaşların hepsi mesela şu anda üniversitede okuyor veya çalışıyor anladığım kadarıyla değil mi? Çalışmaya başlayanlar da var içeride mi? Yani işte yeni mezun ya da üniversite öğrencisi karışık. Şu anda maalesef. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani herkesin aklında Türkiye mi var? Yurt dışı yok mu mesela? Yani yurt dışından kastım şu. Türkiye'den yine yurt dışındaki bir firmaya çalışmak, danışmanlık kurmak, bir şey yapmak. Hani herkes Türkiye'ye odaklanmış durumda mı şu anda? Açıkçası benim değil. Olmasın zaten. Ben de yurt dışı düşünmüştüm ama Covid-19 sürecinde pek mümkün olmadı yurt dışına çıkmak. İptaller oldu stajlarda. Erasmus Plus'ta yurt dışına çıkmayı düşünmüştüm. Hibem de yandı bu süreçte. Anladım. Şeyi araştırabilirsiniz. Hani diyorum, illa staj yapmak istiyorsanız remote stajlar da şu anda çıkmaya başladı. İşte hani belli işleri seviyorlar, yapıyor, ediyorlar. Hani bu tarz şeylere de bakabilirsiniz. Ama her zaman şimdi Türkiye bize büyük gözüküyor da Türkiye küçük pazar. Neden diyeceksiniz? İşte şimdi programatik reklam yaptığımız işte Türkiye'deki reklam alanları atıyorum 20 kuruşa da gidiyor, 30 kuruşa gidiyor. Yurt dışında Amerika'da 1-2 dolara gidiyor. Avrupa'da biraz daha düşük ama o yüzden Türkiye'de kalın. Hani illa yurt dışına gidin orada çalışın diye söylemiyorum bunu ama o
skalayı hep geniş tutun. Bütün dünyayı alın yani. Hiç şey yapmayın. Anladım, teşekkürler. Sizin de bize soru sormanız daha tatlı bir seviyeye çıkarttı. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, sorusu olan var mı? Galiba yok. O zaman ben devam ediyorum. Bu arada da son 8 dakikamız yaklaşık. Evet. O yüzden son 1-2 soru alıp yayını kapatacağız. Soru yok. O zaman ben kendim şey yapacağım. Yaptığınız işi herkesin yapabileceğini düşünüyor musunuz? Yapar. Rahat yapar. 3-4 ay sonra her işi her şekilde yaparsın. Değil mi? U dönüş mesela. Yiğitbird bana geldi. İşte biz size çalışmak istedik. Niye beni seçtiniz LinkedIn'den? İşte dediler, sizin şeyinize baktığımız zaman işte özelliklerinizi bunlar o yüzden size işte bizim listemizin içindeydi. Ben programatik PS'i bilmiyordum. Yaparım dedim. O zaman yani ben de programatik PS'i bilmediğim için ve yaparım dedim. 3 ay sonra öğrendim, yaptım. Ama dedim ki böyle insan ilişkilerim kuvvetli olduğu için herkes de bir şekilde işte Polonya'ya gidiyorum. Adamlara helva götürdüm. Bayıldılar. Baklava götürüyorum. Bayıldılar. Hani bir şekilde güven kazanınca rahat gidiyor işte. Rahat öğreniyorsunuz. Anladım. Doğuş Bey'in bir sorusu var. Hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? O ülkelerdeki kültür nasıl? Yani kültürden kastı galiba hani hem genel kültürler hem çalışma disiplinleri nasıl? Ya genel olarak Polonya ile çalışıyorum ben. Polonya'dakiler de aslında soğuk insanlar. Biraz hani şey bizim gibi değiller yani. Mesela bir örnek, hani bizde bakkala girdiğiniz zaman adamın karşısında iki tane müşteri varsa bile, onlarla bir şey konuşuyorsa bile, abi işte sakız ne kadar dediğin zaman 2 lira der döner. İşte orada öyle bir şey yok. Girdim bakkala, dedim adam bekle dedi. Ve sert bir dilde. Bekle ve sana böyle kaldım ben. Ama bir yandan da dedim ki o global olmaya çalışan firmalar kendi kültürlerinin farkında oluyorlar. Ve global olmak için bunu kırmak zorunda olduklarını biliyorlar. Ona göre de yatırım yapıyorlar. Para harcıyorlar gerçekten çalışanlar için. Neler yapmak lazım. O yüzden kültür farkı var. Ama Yiğitbird'de çok görmedim onu. Diğer çalıştığım ülkelerde bir sürü ülkede toplantı yaptım insanlarla. İşte Güney Afrika'dan tutun Asya'ya kadar, şeye kadar. Orada en büyük zorluğum dildi. Çünkü Hintli ile konuşuyorum, hiçbir şey anlamıyorum. İngilizce konuşuyorum, bazen yine hiçbir şey anlamıyorum. İtalyanla konuşuyorum. Uçuyor adam yani, hani şey değil. Ama onun dışında farklı bir zorluk görmedim. İskinci iyisi gidiyor bir şekilde yani. Peki, çok teşekkürler. Arkadaşlar, sorusu olan var mı? Son 5 dakika. Ben son bir soru sorayım. Yanınızda çalışacak bir kişide ne tür özelliklere bakıyorsunuz veyahut da ne tür karakteristik yapıya sahip olmalı? Bunu biraz da reklam sektörü açısından merak ediyorum. Zor bir soru. Çünkü işe aldığınız kişi, işe görüşmeye aldığınız kişi bir görüşme ya da iki görüşme yapıp onun söylediklerine göre alıyorsunuz. Yani ilk başta bir şey oluşuyor. Nasıl diyeyim size? Bir talep kendisi oluşturuyor zaten onu. Anladın mı? Ben bunu yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım, şurada çalıştım. Sonra değişik yöntemler dedin, çoğu geri tepti. Mesela dedin ki bir şey çalışma yapın bize. Yok dedi, ben kaç yıllık çalışma yapmam sanırım. İyi peki falan. Ondan sonra genel olarak o ya zaten metin yazarlığı, iyi bir metin çıkarabilmesi gerçekten. Hani zor bir iş bu arada, aşırı zor bir iş. Yani bana şu anda otur işte bir makale yaz desen 3 günümü alır belki benim. Ondan sonra bir şey yaratmak çok zor zaten. Ama o sırada işte ekip çalışması veya kendini iyi ifade edebiliyorsa, ihtiyacı olan şeyleri onun için söyleyebiliyorsa böyle bir şey, insanı ben daha çok almak isterim. Mesela ben bir şey istedim. Bunun için ben gitmem lazım. Şurada oturacağım. Bunu yapacağım sana. Eyvallah git. Ondan sonra veya başka bir şey isteyebilir. Çünkü bir şey istiyorsun. Karşılığında vermesini istiyorsun ama onun da bazı ihtiyaçları var. Onu bilmek lazım. Açık sözlü olması lazım bir kere. Ama belli limitleri de bilmesi lazım. Onun dışında iş önemli oluyor. Çünkü bir şekilde 3 günde 5 günde işe yetişemen lazım. Para kazanman lazım. Para kazanmak için de iyi iş yapman lazım. Sonuçta iyi iş yapan kişiye geliyor cevabı. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Eskişehir'de yaşadığım için sürekli uçak geçiyor. O yüzden özür dilerim. Arkadaşlar, son 4 dakikamız kaldı. Başka sorusu olan var mı? Çok kısaca Tuna Bey'in cevaplayacağı tarzda. Doğuş Bey'in bir sorusu var. Ben bir soru sorayım. Tuna'ya direkt sorayım bir defa.
Güzel, öncelikle akşam oldukça sen mistikleştin. Haberin olsun böyle karanlık oldukça. Evet. Tuna, şunu soracağım. Tavsiye eder misin yaptığın işi? Yani buradaki arkadaşlara evet bu güzel bir iştir. Mutluyum ben bu işte diyor musun? Mutluyum diyorum. Tavsiye ederim tabii ki. Ama dediğim gibi yani Türkiye şeyinde bakmasınlar olaya. Yani yurt dışında da bu Türkiye'den yurt dışında da bu işi yapabilirsiniz. Yurt dışında hizmet verebilirsiniz. Burada yapabilirsiniz. Bundan sonra çok da uzun hedefler koymayın kendinize. Kısa hedeflerle biraz ilerlemeye çalışın. Ve işte kariyer mi yapacağım? Kimisi kariyer yapmak için gerçekten inanılmaz çalışıyor. Hani öyle böyle değil yani. Kimisi diyor ki ben para kazanacağım diyor. Bir tane kişiyi iten şey para. Diğerini kariyer. Diğeri başka bir şey olabilir. Tavsiye ederim tabii ki her işi yapabilirsiniz. Bu işi de ben 4 yıldan beri yaptığım için, 4 yıllık bir tecrübeyle konuştuğum için tabii ki yapabilirsiniz diyorum. Ama biraz da geleceği de görmek lazım. Yani ne geliyor, ne oluyor? İşte mesela bir örnek vereyim. Hani bilgisayar teknoloji deli gibi gelişti değil mi? Büyük, inanılmaz bilgisayarlar var. İşte inanılmaz oyunlar oynanıyor. Ama 1994'ten beri kullandığımız klavye, monitör aynı değişmedi. Şimdi yavaş yavaş değişecek, her şey değişmeye başlıyor. Ve bizim bu jenerasyonla beraber, siz de buna dahilsiniz. Bunları inanılmaz şeyler gördü bu jenerasyonlar. Bunu da görecekler. Değişmeye başlayacak. Bundan değiştikten sonra reklam alanlarıymış. Bunlar da değişmeye gelecekler. Çünkü reklam verenler habire yeni şeyler arıyorlar. Yani artık ben gazetede çıkmayayım. Başka bir şey var mı? Ne bileyim insanın karşısında nerede çıkabilirim? İşte en basiti programatik, hava, açık hava programatik. Yani insanı takip edip neye göre onu itememiz lazım? Bu ürünü nasıl satarız ona? Nasıl kafasına gelir? Zaten kısa dönem hafıza yanık durumda herkes reklamda. Ondan bundan. Ama yeni şeyler aranıyor. O yüzden geçmişe bağlı kalmadan ileriye doğru gidebilecek bir yön çizmeniz lazım kendinize. O da biraz düşünce, biraz da yaratıcılık araştırmadan geçiyor. Yaratıcılık çok önemli gerçekten. Herkes bir şey yaratabilir bu arada. Fikir de olsa, bir şey de olsa herkes yaratabilir. İnsanlar bunu unutuyor bence. Cevabınız için çok teşekkürler. Son 1,5 dakikamız kaldı. Başka soru almak istemiyorum ama Tuna Bey'in de sohbeti çok tatlı. Bence 1-2 hafta sonra müsait olduğu zaman tekrardan misafir edebiliriz. Tamam. Kapanış sözlerimi söyleyeceğim. Arkadaşlar katıldığınız için çok teşekkürler. Tuna Bey vaktinizi ayırıp bize bu güzel bilgilerinizi aktardınız. Sektörden aldığınız deneyimleri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. IVT Project olarak bir sonraki görüşmede görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hepinize de teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Görüşürüz.